Merhaba Hettin, nasılsın? İyisin inşallah, sağ ol. Ben de serbest kalıyorum. Sağ ol, teşekkürler, sağ ol. Senin geçmiş olsun. Gözü geçmiş olsun. Bu seranın altında yaşıyorsunuz. Evet. Kaç aile burada kalıyorsunuz? Şu anda 8 aile efendim. 8 aile? 8 aile evet. 8 aile. Başka 25 aile falan var burada. İlk depremin birinci, ikinci hafta, üçüncü haftasına kadar yaklaşık olarak burada diyebilirim size 20-25 tane aile. 300 kişiye yakın. 300 kişiye yakın. Bir şekilde bir topluluk vardı. Çok sıcak olduğu zaman haşereler, akrep demeyelim de böyle makaslar var biliyorsunuz. Üstümüzde geziyor. Çocuklar korkuyor. Yani biraz çaresizlik var. Gerçekten de hani ne şekil alacağımızı biz de bilmiyoruz. Peki bu seranın altında kaldığınızda evet. Haşereler mi var diyorsun? Haşereler evet, de... yani yaz geliyor. Yani yaz geliyor. Yani evet, evet. Biraz şu anda biraz hani evet. Hava kendini koruduğu sürece yine de ya çok özür dileyerek söyleyeceğim. Dün fareyi gördük. Yatağa çıkıyordu. Kovduk gitti. Tamamen ilkel yaşam tabii orada. Evet. Evet ilkel yaşam. Yani, bulaşıkları yıkamak için şeyden, kuyulardan su çekiyoruz. Evet. İçme suyumuzu tedarikli kullanmaya çalışıyoruz. Depremden yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen hala insanlarımız seranın altında evet, evet. 7-8 aile birleşerek evet. Yaşamlarını sürdürüyorlar. Bu sarmaya çalışıyoruz. Soğuğun altında, bu evet. Soğukta ve bu ilkel şartlarda yaşamaya çalışıyorsunuz. Aynen öyle. Tekrar geçmiş olsun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Emeğinize sağlık. Sağ olun. Emeğinize sağlık.